Şu Sezen Aksu haberini görünce çok heyecanlandım. Ne oldu? Bir anda. Geliyor mu? Ay keşke. Yani burada da kendisi zaten bir yere gittiği yok. Zaten gitme hiçbir yere. Sahnelere geliyor mu canım? Fakat sahneye gel. Evindeyken yani, ben Sezen Aksu'nu göremedikten sonra ne yapayım ki? Aynen. Yani buradan bir sahnede yani stadyumlar dolusu bir konserde. Hani şu an çıksa bir hafta herhalde stadyumlar dolar taşar. Bir millete sanatçı kim olduğunu gösterirdi. Güzel olurdu yani. Güzel olurdu. 7'den 77'ye onun şarkılarıyla büyüdük. Yani, yani büyümeyi bırak yaşadık. Yaşıyoruz Sezen'i. Türk pop müziğinin muhteşem ismi. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok büyük bir firma iddiaya göre bir marka konser vermesi için astronomik bir teklif götürmüş. Hmm. Lütfen demiş. Sponsor bir kerelik sahneye çıkar mısınız? Sezen Aksu'dan cevap gelmiş. Bu teklifi hiçbir hal ve şart altında. Tek şarkılık bile olsa kabul edemeyeceğim diyerek büyük teklifi reddetmiş. Evet demek ki. Ya o büyük kadar bir istemiyor. Yemin etti. Bir yemin ettim ki dönemem hadisesi ya da sağlık mevzusundan bahis açıyoruz. Ya bir de sağlıklı, uzun yani ben yani, takip ediyorum. Elbette de. Yani normal hayat. Yani bence o değil. Bu bir karar aldı, bir prensip. İşte büyük bir yemin de etmiş olabilir. Ama sağlık konusunda da Ebru yani tamam olabilir yani. Sağlığı er vermez çıkar. Her şey insan için yani. Tabii. Bir şey diyemeyesin ki. Bak ben bu son konserine gitmiştim. 16 Ocak 2016'da Maslak'ta verdiği konserde 40 yıllık sahne hayatına veda ettiğini açıklamış. Yani ben o gece 8-9 oradaydım. 8-9 yıl önce. Evet. Ne yaptınız? Hunharca alkışladınız mı? Hunharca yani insan nasıl gelmiyor yani ki? Bak, Hunharca da alkışladık tabii ki her şarkısında. Yani Teoman gibi ben müziği bıraktım deyip 6 ay sonra dönen tiplerden değil. Evet. Sözünü vermiş ve gitmiş. Ya belli bir kırgınlığı var ya da küskünlüğü var ya da dediğim gibi sağlık sorunlarından dolayı. Peki şöyle bir bakarsak olabilir. Tarkan'ın da konser verdiğini görmüyoruz. Ve Tarkan yani çok büyük şey. Hemen çıkıyor özel geceleri çıkıyor. Tarkan bu yaz her yeri coşturdu. Evet. Ama işte pek bahsi geçmiyor bizim sevgili medyamızın bazı yerlerinde niyeyse. Evet. Tarkan yoksa İstanbul'u bırak Türkiye'yi Ceza ile beraber evet. 10-15 yerde her yeri milyonlarca insana hitap etti ya. Yani sonuç itibariyle bence Sezen Aksu, şunu da söyleyeyim. Hani bir konser verse tekrar o sahneden inemeyeceğini bildiği için o kararı almıyor. Ama bir gün alırsa da şahane olacak. Yani ya inşallah. Kendinden mahrum bırakmasın. Ama baksana şu güzelliğe. Bak lafa bak yani söze. Hiçbir hal ve şart evet. altında. Diyor ki ben artık çıkmayacağım diyor. Evet. Saygı duyuyor muyuz? Özlemedim elbette ki duyuyoruz. Sahneyi. Tek şarkılık bile olsa diyor ya. Evet. Demek ki bu işin altında baya baya bir şey yani var. Yılların yorulmuşluğu da olabilir. Yani ama mesela Emel Müftüoğlu çok yakın arkadaşı biliyorsun. O bir açıklama yapmıştı daha önce buna istinaden. Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı sağlığı etkilenecekti. Hani oturup üretmeyi tercih etti. Sahneye çıkmadan mesleğini uzaktan uzağa. Canım Sezen Aksu'muz yani. Neyse ki şanslılarız. Bak sen son konserine gittim diyorsun. Evet. Açık havada binlerce de bilmiyorum onlarca konserinde izledik gördük. Başka yerlerde gördük, ettik vesaire vesaire. Bu dönemin şanslılarından bir tanesiyiz. Evet. Canlı izledik ve gördük. Hı-hı. Nasıl minik serçenin Sezen Aksu oluşuna hep beraber tanık olduk. Ve Sezen Aksu Üniversitesi diye bir hadise var biliyorsun. Hı-hı. Yani dolayısıyla oradan çıkan arkadaşları hep beraber gördük, tanıdık, ettik. Bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği sevgili Sezen Hanım'a sevgili. Selam olsun. Başımızın tacıdır.